Herkese merhaba arkadaşlar. Matematiğin temel noktalarını sizin için 10 dakikada süper bir video ile özetledik ve bu 10 dakika içerisinde matematikte kullanılan temel noktaları göreceğiz ve bununla alakalı sorular çözeceğiz ve 10 dakikada gerçekten çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım sevgili arkadaşlarımız. Bir kere sayı kümelerini bilmemiz lazım. Rakamlar biliyorsunuz 0'dan 9'a kadar olan şeylerdir. Ve doğal sayılara bakalım. Doğal sayılarımız ne ile gösteriliyor? Tabii ki N harfi ile gösteriliyor. 0'dan başlayarak 1, 2, 3 sonsuza kadar giden bu kümeye doğal sayılar kümesi diyoruz. Tam sayılar kümesi Z harfi ile gösterilir biliyorsunuz. Ve eksi sonsuzdan başlayarak gelir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde artı sonsuza kadar giden sayı kümesine tam sayılar kümesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Rasyonel sayılar kümesi Q harfiyle gösterilir ve bildiğiniz gibi rasyonel sayılar kümesi işte 1 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. İşte 5 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Hatta 4 paydasında gizli bir olduğu için rasyonel sayıdır diyoruz. Bunun eksisi de olur, artısı da olur. Mesela eksi 1 bölü 2. Yine bu da rasyonel sayıdır sevgili arkadaşlar diyoruz ve bu şekilde daha büyük olan rasyonel sayılar kümesini tanımlıyoruz. İrrasyonel kümesi rasyonel olmayan kümeler demektir. Bakın burada olumsuzluk ekimiz var veya böyle irrasyonel kümesi sembolünde bu şekilde gösterebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz pi harfi irrasyonel bir sayıdır ve kök içinde kalıp çıkamayan sayılara da irrasyonel sayılara örnek verebiliriz. Gerçek sayılar kümesi R harfi ile gösterebiliyorsunuz. Nedir biliyor musunuz? Bütün sayıları kapsar. Köklü, pi veya rasyonel, doğal bütün hepsini kapsayan kümeye reel sayılar kümesi adını veriyoruz dedik ve hemen sayılar kümesini tanıdıktan sonra karşınızda küme şeklinde gösterilmiş hali vardır. En içteki en böyle küçük olan doğal sayılar kümesidir. Ondan sonra ne vardır? Ondan sonra tam sayılar kümemiz vardır. Ondan sonra bakın rasyonel sayılar kümemiz vardır. Bu arkadaşın adı ne? Bu rasyonel olmayan yani irrasyonel sayılar kümesidir. Ve en dışta da bunların tamamını kapsayan reel sayılar kümesi vardır sevgili arkadaşlar. Sizler de bunlara çalışırken içine isterseniz sayıları çok güzel bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Ve bunu da bilmenizde fayda var. Bu da bir temel noktadır diyelim sayı kümelerinde. Karşınızda tek çift sayılar vardır. Çift sayılar bildiğiniz gibi sıfırdan başlar 2, 4, 6, 8, 10 diye gider. Tek sayılarımız birden başlar 1, 3, 5, 7 diye sonsuza kadar gider sevgili arkadaşlarımız. Hemen şu noktada şuna bakalım. Ardışık sayılar arka arkaya gelen sayılardır. Örneğin 5'ten başlayalım. 5, 6, 7, 8. Bakın ardışık sayılar arka arkaya gelen sayılardır. Ardışık çift sayılar nedir? Ardışık çift sayılarda arka arkaya gelen sadece çift sayılardan meydana gelen. Mesela 8, 10, 12 birer nedir? Ardışık çift sayılara örnek verilebilir. Ardışık tek sayılarda yine tek sayılardan oluşan arka arkaya gelen sayılardır. Örneğin 3, 5, 7, 9 şeklinde giderse bunlara da ardışık tek sayılar diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen buraya bakalım. İki çift sayının toplamı nedir? Burada hemen sayılarımızı 2 ve 3 şeklinde alabiliriz. Örneğin 2 çift dediği için 2 artı 2 ne olur? 4. O da nedir? Çift bir sayıdır. Çift ve tekin toplamı mesela 2 ile 3 toplarsam kaç yapar? 5. Demek ki tek olacak burası. Tek ve tek. 3 ile 3'ün toplamı ne olacaktır? Çift olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. 3 artı 3 6 yapar. 6 da bir çift sayıdır. Çift ile çiftin çarpımı yani 2 ile 2'nin çarpımı kaç yapar? 4. Çiftle tekin çarpımı 3 kere 2 6 yapar. Yine çifttir. Bakın burası çift. Çifttir. Tekle tekin çarpımı nedir? 3 çarpı 3 nedir? Yine 9 yapar. O da tek olur sevgili arkadaşlar. Bunları sayılar üzerinden giderseniz çok daha güzel anlarsınız diyelim ve hemen yolumuza bir başka soruyla devam edelim bakalım. Ardışık 3 tek sayının toplamı 39 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır demiş. 39'u ilk yapman gereken şey 3'e bölmektir. Tam ortadaki sayıyı bulursun. Yani 13'tür. Bir öncekisi 11. Bir sonrakisi 15'tir. En büyüğü dediği için doğru cevabımız nerede olur? Bakın 15 olur. A ve B doğal sayılarsa bu ifademiz ise hangileri doğrudur? Bakın tek bir sayı olduğuna göre sevgili arkadaşlar bu çiftse bu da ne olacaktır? Tek olması gerekiyor. Bunun tek olması çünkü çiftle tekin toplamı tek olur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu da tek. Bunun tek olması için bunun çift B çift olursa burası çift olur. Demek ki B çift olamayacağı için B tek bir sayı olması lazım. Bu doğru. Bakın burada A sayısı
A sayı bu tekse, o zaman tek bu da çift olması için A'nın çift olması gerekiyor. Buraya bakalım. Bu ifadeler ne olacaktır? A çift bir sayı, örneğin 2 olsun, bu da tek olsun. A çift sayıdır. Yanlış. Bu ifade ne olacaktır? Yanlış bir ifade olacaktır. Dolayısıyla iki ifademiz doğru oluyor dedik ve asal ve aralarında asal ifadelerine bakalım. Asal sayılar biliyorsunuz asil sayılardır. Bire ve kendisine, hemen bakın burayı dolduralım. Kendisine den kendisinden başka bölünü olmayan birden büyük doğal sayılara ne diyoruz? Asal sayılar diyoruz. Asallar nelerdir? Hemen bakalım. 2'den başlarız. 3'e 5. Buradan 7. 9 değil. Bakın 11, 13 şeklinde sonsuza kadar devam ediyor bu şekilde sayılarımız. En küçük asal sayımız sevgili arkadaşlar 2'dir. 1 değildir. Dikkat edin. Çift asal sayımız zaten bir tane vardır. O da bizim göz bebeğimiz olan 2 sayısıdır sevgili arkadaşlar. Aralarında asal 1'den başka ortak bölünü olmayan sayılara aralarında asal denir. Bakın 4 ile 9 sadece 1 var. Evet, aralarında asal. 6 ve 39 3'e bölünüyor. İptal. 11 ve 15 aralarında asal sayılardır diyoruz. Ve bu sayfada asalları tanımış olduk sevgili arkadaşlar. İşlem önceliği biliyorsunuz çok böyle kullanılır. Burası biliyor üslü sayıların açılması. Üslü sayılar. Burası parantezli işlemler. Parantez. Burası çarpma ve bölme işlemi. Burası en son toplama ve çıkarma işlemi diyoruz sevgili arkadaşlarımız. Ve işlemlerimizi hemen bir göz gezdirelim. Önce çarpmayı yap. Hop, 4 ile 12'yi çarptım öğretmenim. 48 yaptı. 2 ile 48'i topladım, 50. 1 çıkartırsam ne olur cevabım? 49 olur sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim bakalım. Önce parantezin içini yapıyorsun. Bu arkadaştan bu arkadaşı çıkartırsam kaç kalır? 12. Bölme ve çarpma aynı anda varsa soldan başlıyorum. 12'yi 4'e böldüm. 3. 3 ile 2'yi çarptım. Kaç oldu cevabım? 6 olur. Üstü ifade varsa önce üstü ifadeyi açalım. 3'ün karesi kaç olur burada? 9 olur. 9 eksi 4 kere 1 kaç olur? 4 olur. Hemen buradan 3 çarpı. Bu arkadaşları çıkartırsak buradan kaç gelir? 5 gelir. 3 kere 5 ne yapar? 15 yapar diyorum. Ve işlem önceliği sorularını da bu şekilde çözmüş, hatırlatmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Tam sayılara gelelim. Tam sayılarda dost ile dost. Toplamada ne yapıyoruz? Artı olursa iki sayı, toplamı da artı olur. Düşman düşman, yani iki eksinin toplamında yine ortak işaretimizi yazıyoruz. Dost ile düşmanda ise kimin işareti büyükse, kimin işareti büyükse ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun işaretini alır sevgili arkadaşlar. Hemen işlemlerimize bakalım. İki arkadaşı toplarsak ortak işaretimiz 12 olur. Bakın eksi düşmanlar toplandı. 7 tane düşman yaptı. Buraya bakalım, artı eksi. Büyük olan artı olduğu için büyükten küçüğü dövüyor, çıkartıyor ve büyük kendi hakimiyetini kuruyor. Artı 6. Burada da yine büyükten küçüğü çıkartıyoruz ve büyüğün işareti olan eksi 6'yı ne yapmış oluyoruz? Yazıyoruz. Çıkarma işleminde ise ikinci sayının işaretini değiştiriyorsun. Hemen bunu buraya alıyorsun. Artı 10 yazıyorsun. Bunu artıyı buraya aldın, eksiyi buraya aldın ve toplama yapıyorsun. Büyükten küçüğü çıkartıyorsun. Büyüğün işaretini yazıyorsun. 2 eksiyi gördüğün zaman hemen toplamaya çeviriyorsun ve toplamında ne yazıyorsun? 10 yazıyorsun arkadaşım. Buradan da yine aynı şekilde bir change yapıyoruz. Yer değişikliği yapıyoruz. Hemen yer değişikliği yaptık. 2 eksi 2 düşman toplarsak ne olur? 10 tane düşman yapar. Doğru cevabımız da ne olacaktır? Eksi 10 olacaktır sevgili arkadaşlar dedik ve çarpmada da buna benzer bir şeyler var. Dostlar çarp, bakın aynı işaret çarpılır, artı. Bu da artı olur, buna dikkat. Zıt işaretler çarpılırsa her zaman eksi olur. Burası ne olur? Artı 10 olur. Burası ne olur? Artı 21 olur, bakın dikkat. Burası ne olur? Zıt işaretli olduğu için eksi 6 olur. Bölmede de aynı şeyler geçerli. Aynı işaretliler. Artı, zıt işaretliler, eksi. Bu arkadaşı bu arkadaşa bölersem artı 5 çıkar. Bu arkadaşı buna bölersem artı 5 çıkar. Bunu buna bölersem eksi 2 cevabını ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum sevgili arkadaşım dedim ve hemen yoluma bir başka soruyla devam ediyorum. Tek üst, çift üst. Bakın bir üstlü ifadenin üzerindeki sayı kaç adet çarpılacağını gösterir. Yani 2 çarpı 2 tane 4'ü çarp. Bunun cevabı ne olacaktır? 16. Buraya bakın 3 tane 2'yi çarp. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 diyebilirim buradan. Bakın pozitif, biz bütün sayıların her zaman pozitiftir, bakın. Her zaman pozitiftir. Negatiflerin üstü çiftse sonuç pozitif. Negatiflerin üstü ekse sonuç negatif olur. Bakın burada negatif üstün negatif sayının üssü tek sayı. O zaman burası ne olacaktır? Eksi 8 olur sevgili arkadaşım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Buraya bakalım, negatif üstün negatif sayının üssü çift olur. Dolayısıyla burası artı. 3'ün karesi kaç olacaktır? 9 olacaktır diyoruz ve bu soruyu da tek üst çifte bu şekilde kısaca özetlemiş oluyoruz. Karşınızda dağılma özelliği var. Hemen dağılma özelliğimizi yapalım bakalım. 4 ile 10'u çarpıyorum.
Eksi 4 ile de 7'yi çarpıyorum. Buradan ne oldu? 4 çarpı 10 40 olur. 7 kere 4 28 olur. Buradan çıkartırsak cevabımız 12 olur. Hadi bunu da dağıtalım toplama işlemi üzerine. 5 çarpı 8 yapıyorum. Eksi 5 çarpı 3 yapıyorum. Pardon, artı olacak burası. 8 kere 5 kaç yapar? 40 yapar. 3 kere 5 kaç yapar? 15 yapar. Toplarsam bunun sonucu kaç olur? 55 olur sevgili arkadaşlar. Buraya bakalım, cebirsel ifadelerde dağılma da var tabii ki. 2 ile x çarparsam 2x eksi 4 ile 2'yi çarparsam 8 olur. Hemen buraya bakın, burada da herkes herkesle çarpılacak. X çarpı x x kare yapar. X çarpı artı 2 artı 2x yapar. Buraya bakalım, eksi x yapar. Bununla da çarparsak eksi 2 yapar. Tabii ki buradan sonra benzer terimleri toplayıp çıkarmam lazım. 2x'ten x çıkarsa x kalır. Eksi 2'nin benzeri olmadığı için en son ifademi de bu şekilde yazmış oluyorum değerli arkadaşlar diyoruz ve dağılma özelliği de çok temel bir özellikti. Bunu da geride bırakmış oluyoruz. Karşınızda ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorunun cevabını buluyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek dileğiyle.